Merhaba arkadaşlar, NextFit 2 kaslarını sunacağım bugün. Uzun yol ve enduro kullanıcıları için yapılmış, geliştirilmiş bir yapıya sahip. Tereyi çıkabiliyor, iç pedleri çıkabiliyor. Ön bakış açısı gayet geniş. Zaten hani detaylarına inerek bunu tanıtacağım. Gerçekten özel bir kask çünkü multi kompozit ve fiberglass dış kabuğa sahip. Aynı zamanda çene tarafında, üst tarafında ve arka tarafında havalandırma kanalları var. Ve Bluetooth intercom kullanımına da rahatlıkla uygun. Tereyi de çok kolay çıkıyor. Pin lock takılabiliyor. Ön vizörde çizilmez şekilde yapılmış. Aynı zamanda tereyinin çıkması çok basit. Yanlardan mandallardan ve üst taraftaki vidadan çıkartıp doğrudan hani çıkartıp kenara koyabiliyorsunuz. Rüzgar testleri yapılmış. Rüzgar testlerinden geçmiş bir kask. Ve ECE 2205'te DOT sertifikaları var bu kaskın. Tabii 3 farklı kendi İçinde mesela medium, large ve x-large olarak değişen kabuk yapılarına sahip. Yani ağırlığı da ona göre değişen 3 farklı kabuk yapısı var. Şimdi tereyinin nasıl çıktığını ve diğer detayları göstereyim size. Zaten burada up diye yazıyor. Şuradan kaldırıyorsunuz. Üst tarafta bir tane vidası var. Üst taraftaki vidayı söküyorsunuz şuradan. Doğrudan çevirme bir vida. Buradan söküyorsunuz. Kenara koyuyorsunuz. Arka yan tarafında da tereyi çıkartmak için burada da up bölümü var. Bununla beraber rahatlıkla böyle çıkabiliyor, ayrılabiliyor tamamen. O tereyi çıkarttıktan sonra şu iç tarafa bastırarak rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Şöyle ön camını da şöyle koyalım. Bu da çizilmez bir yapıya sahip. Aynı zamanda güneş vizörlü bir yapıya sahip. Ön tarafındaki havalandırma kanalını görüyorsunuz. Şöyle zaten ön tarafında burun içindeki hava kanalları gerçekten çok fazla hani camınızı buğulandırmayacak kadar çok fazla hava kanalı koymuşlar. Burayı açtığınız anda içeriği hava dolarak buğu yapmasını engelleyecektir. X-Com zaten bunun için özel yapılmış bir tane intercom. X bunu çıkartarak hiç dışarıya çok fazla taşmadan X-Com'u buraya doğrudan yerleştirebiliyorsunuz. Arka tarafına bakıyoruz. Arka tarafında spoiler'ın hemen arkasında şu havalandırma kanallarını görüyorsunuz. Üst havalandırma kanallarını görüyorsunuz. Ve bunlar da rahatlıkla elle idare edilebilen kanallar. Ve tabii ki çene bağlantısı Double D bir bağlantı. Double D bağlantını iyi biliyorsunuz zaten. MotoGP'de kullanılıyor. Güneş vizörlü dedik. Güneş vizörü de zaten şu kısımdaki yerden inip kalkıyor. Şöyle gösterebilirim size. Alt tarafındaki sarsılmayı engelleyen ek plastik yapıyı görüyorsunuz. Spoiler da bunun sarsılmasını engelleyecek. Enduro kullanımında hatta daha hızlı kullanımlarda da sizi destekleyebilecek, size güven verebilecek bir kask. Ve ayrıca şunu da ekleyeyim. Şurada kazadan sonra çıkartabileceğiniz kafanızdan rahat ayrılmasını sağlayacak çene çekme halkaları var. Onları da eklemeyi unutmayayım. İç pedlerini de istediğiniz gibi çıkartıp yıkayabilirsiniz ve tekrar takabilirsiniz. İç havalandırması gerçekten güzel bir kask. Aynı zamanda gerçekten enduro kullanıcıları bunu beğeneceklerdir. Çünkü hani terletmeyen bir yapısı var. Bunu zaten başta söylemiştim. Bluetooth ve intercomuyla da gerçekten özel bir kask. Next kaskın tekrarlayayım. Multi kompozit ve fiberglass bir dış yapısı var. Havalandırma kanalları çok iyi. Gördüğünüz gibi öndeki tereyi tamamen çıkabiliyor. Çene pedi çıkabiliyor. İç pedleri çıkabiliyor. Ve bunlar da diğer renk alternatifleri.